tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi Konya içinde tehlike çanları çalıyor. Şu anda sudan dolayı iklimin kurak geçmesiyle beraber Nisan aylarında, Mayıs'ın başlarındayız henüz. Hala yağış düşmemesi Konya için hububatta, bakliyatta ve diğer ürünlerde hızla tehlike çanlarını şu anda çalıyor. Dikkat etmemiz lazım. Bir an önce önlemlerimizi almamız lazım. Şu anda içme suyu barajlarımızda doluluk oranları %49, %38 seviyesinde. İki tane barajımız var, Bağbaşı ve Altınapı olmak üzere. İçme suyundan ziyade tarımda kullanılan suya değinmek istiyorum ben daha fazlaca. Şu an için Beyşehir Gölümüzden alabileceğimiz geçen yılki oranın 1/3 kadar su alabileceğiz. Bunun için gerekli uyarıları da devlet su işlerimiz, sulama birliklerimiz yapmış durumda. Tarım arazilerimizde yeşil bitki ekilmemesi konusunda. Bu bizim ürün kaybımıza sebep olacak. Bunun yanında su kanununun meclisten bir an önce hızla çıkartılıp tüm tarım paydaşlarının görüş ve önerileri alınarak eğer bu kanunu hızla çıkarmazsak Konya için tehlike çanları çalıyor. %40'ın geçebilecek şekilde bir ürün kaybı yaşanabileceğini buradan bizim görevimizi yapan insanların uyarıcılık görevini yerine getirmek maksadıyla sizlerin aracılığıyla Konya için tehlike çanları hızla çalıyor. Tekrar ediyorum, Konya için tehlike çanları çalıyor. Şimdi Konya'da 130 bine yakın kuyumuz var. Bunun 40 binini ruhsatlı, diğerleri ruhsatsız. Yani 90 bine yakın ruhsatsız kuyumuz var. Bunların bu meclisten çıkacak su kanunuyla beraber ruhsatlandırılıp kapatılacak. Kapatılmaması gereken, kullanılması gerekenler kullanılacak. Bir kuyu barışını içine alacak şekilde çok acil ivedilikle su kanununun gündeme getirilerek şu anda mecliste olduğunu biliyoruz. Hızla kanunlaşıp ve havza bazlı üretime geçmemiz lazım. Gelecek nesiller için tehlike yaşamamak adına çok hızlı hareket etmemiz lazım. Havza ve ürün bazlı üretime geçeceğiz. Az suyla tüketilen ürünler, örnek veriyorum, kuraklığa dayanıklı hububat çeşitlerimizi arttırıp suyun az olduğu bölgelerde kuraklığa dayanıklı hububatlar devlet tarafından, hükümetimiz tarafından desteklenmeli. Su az tüketilmeli. Suyun olduğu bölgelerde de suyu çok tüketen ürünlere yönlendirmeliyiz. Onun haricinde şu sistemle yaklaşık 5 yıldan beri gelen kuraklığın zirveye çıktığı bu yıl bizi büyük tehlike bekliyor. Bizim görevimiz uyarıcı görevi. Bunu buradan sizlerin aracılığıyla yapmak istiyorum. Üreticilerimize de, çiftçilerimize de buradan seslenmek istiyorum. Artık suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Suyumuz bol, hoyratça su harcama dönemi bitmiştir. Bizler de üreticiler olarak ekeceğimiz ürünleri, çeşitlerini, suyu daha az tüketen ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Buradan da üreticilerimizi, çiftçilerimizi uyarmak istiyorum. Özellikle bu yıl Konya'da ekim yapacak üreticilerimizin suyu yok olarak kabul etsinler, ürünlerini, ürün çeşitlerini ona göre seçsinler.